Merhaba sevgili seyirciler, Meriç Güyodası YouTube kanalına hoş geldiniz. Her yerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım'ın röportajı konuşuluyor. Gazetelerde yazılıyor, çiziliyor, televizyonlarda ve muhtelif YouTube programlarında konuşmalar, tartışmalar. Şimdi Hafize Hanım'ın ve Gaye Hanım'ın, yani ikisi de bir, bu açıklamalarını bir de benden dinleyin. Benim biraz videolar biraz ara verdim. Sebebini de hemen açıklayayım. Bir şehir dışı bir ziyaretlerim vardı. O nedenle çekemedim. Şimdi ben Hafize Gaye Hanım'ın Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı açıklamaları 3 tanesini çok olumlu buluyorum. Bir tanesinde de ama felaket bir şekilde baltayı taşa vurduğunu düşünüyorum. Şimdi bunları bir tek tek alalım. Şimdi tabii işin magazin kısmını bir tarafa bırakalım. Merkez Bankası Başkanı'nın özel mülakat vermesi eleştirilerine de katılıyorum. Ama işin magazin kısmıyla bu eleştirileri bir tarafa bırakıyorum. Şimdi söylediği 3 konuyla aynı şekilde düşündüğümü ifade edeceğim veya olumlu hareket olduğunu söyleyeceğim. Ama bir tanesinde çok şiddetli itirazım var. Şimdi neler? Bir, kiralık ev bulamıyorum derken herkes vay işte bu kadar maaşı olan adam nasıl kiralık ev bulamaz da o da bu da gibi demagoji yapmaya başladı. Halbuki orada Merkez Bankası Başkanı'nın ve Gaye Hanım'ın söylediği şey şu. İstanbul'daki konut fiyatları nasıl olur da New York Manhattan'dan daha pahalı olur. Altını tane tane çiziyoruz. Burada esasında verdiği mesaj ve yaptığı bir eleştiri var. Konut fiyatlarını bu hale getiren kendisinden önceki ekonomi politikalarına ve özellikle faiz politikalarına bana göre ağır bir gönderme yapıyor. Bu ben ev bulamadım da vay vay öyleydi annemin evine yerleştim ağlaması değil. Ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere kendisinden önceki ekonomi yönetiminin faiz politikasına ağır bir eleştiri var. Bu bir. İki, ben fiyatları apartman görevlisi Sadık abiden izliyorum. Şahane. Yani bir Merkez Bankası Başkanı olarak kalkıp şunu mu diyecek hali yok. Ulan TÜİK, ey TÜİK, senin yaptığın enflasyona kimse güvenmiyor. Ama onu söylüyor esasında apaçık bir şekilde. TÜİK'in enflasyonuna kimsenin güvenmediğini farkında ve kendisi de diyor ki ben de güvenmiyorum. Apartman görevlisi Sadık abi diyor ki hayır fiyatlar öyle değil bu. Bu da şahane bir TÜİK eleştirisi yaptığımız eleştiriler. Ama burada daha sonra biraz kendisiyle çelişiyor bu noktada oraya geleceğim. Üçüncüsü bir soru var enflasyonla mücadelede kemer sıkma için daha halk ne kadar kemer sıkacak diyor. Burada da Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadelede yanlış hedefinden ayrılıyor. Mehmet Şimşek biliyorsunuz enflasyonla mücadele konusunda gelir seviyesi, reel olarak geliri düşen, alım gücü düşen, milli gelirdeki payları düşen işçilerin, çalışanların, emeklilerin, memurların maaşlarına göz dikmişti. Onların ümüğünü daha da fazla sıkmaya çalışıyordu. Şimdi burada diyor ki hayır, başka. Burada diyor ki zaten daha ne kadar kemer sıkacak? Burada da Mehmet Şimşek'in gaddar politikalarından ayrıldığını ifade ediyor. Şimdi gelelim baltayı taşa vurduğu yer. Baltayı taşa vurduğu yer diyor ki bu faize rağmen insanlar neden dövizden Türk lirasına geçmiyor? Matematiksel olarak saçma buluyorum, hayretle karşılıyorum. İşte balta burada taşa vuruldu iki defa. Şimdi ben bu dört o noktaya da kısa kısa değineyim ama baltayı taşa vurmaya biraz daha geniş değineceğim. Şimdi faiz ve emlak piyasası ile ilgili söylediği mesaj da şu. Ben hani haddim değil şimdi hani piyasalarda, dünya piyasalarında finans yöneticiliği olarak ünlü bir noktaya gelmiş, ünlü bir seviyeye gelmiş Gaye Hanım'a finansal yani para ve yatırım sermaye piyasalarında finansal araçları hatırlatmama gerek yok ama bir kere bir hatırlatalım. Bir nedir? Mevduattır, değil mi? Tasarruf aracı olarak. İşte finansal yatırım olarak nedir? Hisse senetleridir. Hazine bonoları, tahvilleridir. Özel sektör tahvilleri, yatırım fonlarıdır ve bunlara bağlı türev kağıtlardır. Ama bütün sistemin kilit taşı da faizdir. Siz şimdi faizi çektiğiniz zaman
her şey, ya faizi oynadığınız zaman, o kilit taşını oynadığınız zaman her şey değişir. Şimdi saçma sapan bir politika uygulandı Türkiye'de, biliyorsunuz. O bütün dünya faizleri arttırırken biz çektik. Ve bu biraz önce saydığımız bütün tasarruf ve yatırım araçları çöp oldu. Out'a çıktı. Yerine en ne diyelim baş aktör yatırım aracı olarak ve tasarruf aracı olarak konut ve arsa geldi. Konut ve arsa yatırım aracı oldu Gaye Hanım. Sebep faiz yüzünden. Kilit taşını çekince sütunlar yıkıldı. Şimdi o kilit taşını tekrar aynı yere koyduğunuz zaman hemen bir anda düzelmez. Başka bir şeyi de düzeltmeniz lazım. Çünkü yıkıldı. Yıkmak bir kere de olur. Yapmak çok uzun sürer. Şimdi yani siz o ağaçlara bakmaktan ormanı göremediğiniz için ben bunu hatırlatma gereği duydum. Yoksa haddim değil. Şimdi bir de bu konutlarla, konut ve emlak piyasasında bir kara para ilişkisi var. Yani şimdi Türkiye durduk yerde OECD mali eylem gücünün gri listesine girmedi. Yani kara para aklama konusunda maalesef kötü bir şöhretimiz var. Aynı zamanda mesela bunu siz yine Merkez Bankası'nın ödemeler bilançosundaki net hata noksan kaleminde görebiliyorsunuz. Bir başka gösterge, bütün suç endekslerine göre, organize suç endekslerine göre Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada 14. ülke haline geldi. Dünyadaki önemli ne diyelim kara para baronları çoğu Türkiye'de cirit atıyor. Ve tabii ki bunların bir yansıması olarak da emlak fiyatı, yani bu kara paraları emlakla aklıyorlar. Yani 100 bin dolarlık bir konuta 300 bin dolar diye yazıyor. Bir kısmı da bunun yanı sıra vatandaşlık da veriliyor. İşte yine 50 bin dolarlık, 175 bin dolarlık konutu 250 bin dolar diye değer gösterip vatandaşlık alanlar da var. E şimdi böyle abuk subuk semtlerde fiyatlar birden böyle fırlayınca bu sefer İstanbul'un merkezindeki fiyatlar da doğal olarak fırlıyor. Ve daha sonra bütün Türkiye'deki fiyatlar da artıyor. Yani işin içinde iki nokta var. Bir, kilit taşı faizle oynadınız ve emlak piyasası perişan oldu. İki, Türkiye nereden gelirse gelsin kara para cenneti oldu. Nereden gelirse gelsin döviz gelsin mantığıyla kara para cenneti oldu. Kara paranın aklanmasında da en önemli unsurlardan bir tanesi emlak piyasası, öbürü de işte bu güzellik merkezleriymiş. O da yeni ortaya çıktı, görüyoruz. Şimdi fiyatlar konusundaki TÜİK'e eleştiri, yani burada bu eleştiri için sizi kutluyorum Gaye Hanım. Yani hakikaten alkışlıyorum, çok güzel. Yani ben size güvenmiyorum, apartman görevlisi Sadık abiyle, ama tabii bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Çünkü daha sonra matematiksel olarak şaşırıyorum dediğinize doğru yavaş yavaş geliyorum. Şimdi siz belki o röportajda söyleyemezdiniz ama ENAGO enflasyonunu da bir ciddiye alıp incelemenizi öneriyorum. Bir abi tavsiyesi bir de, yani ciddiye alırsanız ölçemezseniz yönetemezsiniz. Bakın bunun altını çizeyim. Ben bunu sık sık söylüyorum. Ölçemezseniz yönetemezsiniz. Siz şimdi enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Neyle mücadele ediyorsunuz? Hangi seviyedeki enflasyondan ve hangi gerekçelerden ortaya çıkan enflasyonla mücadele ediyorsunuz? Ölçmeniz lazım. TÜİK'in ölçtüğü %62'ye kimse inanmıyor. Sadık abi de inanmıyor. Sizin Sadık abi de inanmıyor. Biz de inanmıyoruz. ENAG'da %129 var. Bir de benim ayrı bir enflasyon sepetim var. Ayrı bir sepet hazırladım ben TÜİK'in dışında ve ENAG'ın dışında. Benimki de tabii ENAG'la at başı gidiyor. Benimki de %132. Yani ENAG %129, benimki de %132. Ama şimdi geleceğim bir noktaya var. Şimdi ben aynı zamanda dolarla da enflasyonu ölçüyorum. Şimdi sizin bu süre içerisinde, hani dediniz ya matematiksel olarak hayret ediyorum diye. Şimdi bu son bir yıl içerisinde bendeki enflasyon %132. Son bir yıl içerisindeki dolardaki artış %54. Arada ciddi bir makas oluşmuş. Şimdi ben bu enflasyonu dolarla ölçtüğüm zaman Türkiye'de %49 çıkıyor.
Yani Amerika'da dolarla kazanan, dolarla yaşayan insanlar %3 enflasyon yaşarken Türkiye'de dolarla kazananlar %49 enflasyon yaşıyor. Türk lirasıyla kazananlar %132, dolarla kazananlar %49. Demek ki doların ölçme değerini de sakatlamışız biz. Hani paranın fonksiyonları var ya, şimdi Merkez Bankası Başkanı'na hatırlatmak haddim değil. Paranın ölçme fonksiyonu Türk lirasının zaten kalmadı. Doların da kalmadı. Dolarla enflasyonun %49 olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi o zaman doları baskılamak için neler uygulandı sizden önce hatırlayalım. Ne bedeller ödedik? Bakın, ilk önce bir 128 milyar dolar satıldı. Herkes onu söyledi. 128 milyar dolar nerede, nerede diye. Ondan sonra bir 200 milyar dolar daha satıldı. Onun bir kısmında siz vardınız. Yetmedi. Kur korumalı mevduat diye bir abuk subuk bir enstrüman icat edip bankaların tasarruf sahiplerine ödemesi gereken faizi hazine ile Merkez Bankası ödedi. Bu da 1,6 trilyon tahminimi çıktığından beri. Geçen sene 1, ya da bu sene 1,2 trilyon olduğunu tahmin ediyoruz. Bilgi yok, bilgisizde. Açıklarsanız öğreniriz. Şimdi bu kadar bedel ödendiği için kur burada kaldı. Herkes bekliyor ki kur kendini düzeltsin. Böyle bir beklenti de var. Dolayısıyla matematiksel saçmalık kısmını şimdi bırakalım. Ama esas daha baltayı daha fazla taşa vurduğumuz yer bu faiz oranına rağmen, bu faiz oranına %50 faiz oranına rağmen insanlar niye Türk dövizini bozdurup Türk lirasına geçmiyor? Şimdi bir Merkez Bankası Başkanı böyle bir ifadesi şu demek. Elinizdeki dövizleri satın, Türk lirası alın. Bakın bu hikayeye Türk halkı çok defalarca tanık oldu. İnananlar da, Türkiye'yi yönetenler, inananlar da çok büyük kazıklar yedi. Size yakışmıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı'na yakışmıyor. Yani yatırım tavsiyesi yapmak. Ve ayrıca şimdi sevgili meslektaşım iktisatçı Ekonomim Gazetesi'nde yazıyor. Alaaddin Aktaş geçenlerde yazmış. Harika bir atasözü hatırlattı bu konuyla ilgili. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Şimdi hatırlayalım bakalım bizim kurt veya Türk vatandaşları nasıl ayazlar yedi ülkeyi yönetenler tarafından. Şimdi 2021 Aralık ayında siz uyguladığınız saçma sapan faiz politikasında kalktınız bir de ısrarla dediniz ki Aralık ayında bir kere daha bu faizler düşmeye devam edecek diye. Ve doları 9 liradan 18 liraya çıkarttınız. Hatta 8,5 liradan 18 liraya çıkarttınız. Sonra bir gece yarısı ani bir kararla kur korumalı mevduat gibi saçma sapan bir enstrümanla piyasaları darmadağın ettiniz ve kur 11-12 liraya düştü. 9 liradan 18'e şişirdiniz, 11-12. Spekülatörler kazandı, onların eli yanmadı. Çünkü onlar böyle bir şeyin çıkacağını önceden biliyordu. Ve aşağı yukarı kararın çıktığı gün veya hafta ya 4 milyar dolar ya 9 milyar dolar bir satış olmuş. Dolayısıyla onlar rahat ama dövize yönlendirdiğiniz insanları geri silkeler gibi silkelediniz. Şimdi bu bir tanesi. Başka örnekler çok. Şimdi bazıları vardı, bazı Cumhurbaşkanı başdanışmanları. Dolar 3 lira olsun, Taksim Meydanı'na çıkıp anıracağım dedi. Dolar 3 lira olsun, gelin suratıma tükürün dediler. Ve böylelikle insanları döviz bozmasına teşvik ettiler. Hatta bir yıl berberler bile işte dövizle tıraş etmiyoruz, işte bu dolar maskotlarını yaktılar, hani halay çekmeler gibi. Böyle bir de fiyakalı ne diyelim eylemler yaptılar. Dolar 3 lirayı geçerse suratıma tükürür. Tabii kimse Taksim Meydanı'nda da anırmadı ama bu unutulmadı. Bir tane daha. Dolar 6 lira seviyesindeyken bir yerin iktisatçı kalktı dedi ki ya dolar 10 liraya doğru gidiyor. Bunu söyleyenleri savcılık mahkemeye verdi. Yok piyasalarda kargaşa yaratıyorsunuz diye. Mahkemenin görüldüğü gün dolar 12 liraydı. 6 liradan 10 liraya çıkacağız diyenleri siz içeri attınız. Yani mahkemeye çağırdığınızda
içeri attığınızda, mahkemeye çağırdığınızda mahkeme günü, duruşma günü dolar 12 liraydı. Hakim de şaşırdı ne karar verecek diye. Bir de biliyorsunuz damat vardı. Damat bey ekonomiden sorumlu. Yine Ahmet Hakan'a verdiği bir röportajda demişti ki siz dolarla mı maaş alıyorsunuz? diye de gülmüştü. Ve hatta ben dolara bakmıyorum diye. O zaman ben video çekmiyordum. Facebook'ta yazdım. Evet dolara bakmıyor çünkü arkasına bakmadan kaçacak ekonomiyi o hale getirdi diye. O yazı duruyor Facebook'ta. Arkasına bakmadan kaçacak dedim. 10 gün sonra zaten kayınpederine haber bile vermeden sosyal medya marifetiyle istifa etti, kaçtı. Şimdi dolayısıyla hani kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bunlar unutulmadı. Ve mesela bir Nebati Bey vardı, Maliye Bakanı sizden hemen bir dönem önceki ekibin başında. O da dedi ki ekonomimiz şahane, borsa aldı başını gidiyorum. İnsanları borsaya yönlendirdi. Bir ay sonra borsa diye çöktü. Şimdi bir kere sizin böyle bir yönlendirme yapmanız yakışık almaz bir Merkez Bankası Başkanı olarak. İki, tabii ki enflasyon hedefli bakın. Kur hedeflemesi yapamazsınız. Enflasyon hedeflemesi yaparsınız ama kur tahmininde bulunabilirsin. Ama kur tahmini bile yani bulunmamanız lazım da işte programlardan, bütçelerden bizler kestirebiliriz o kuru böyle tahmin ediyor diye. Ama şimdi bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün enflasyon hedefleri son 15 senedir ve hep %5. Hep %5. Bir mübarek bir bari %9 ol ya. Hep %5. Her sene enflasyon hedefleri şeyi hedeflemesi 4 defa 5 defa revize ediliyor. Sonra ayrıca size güveniyoruz diyelim. Hani ben güveniyorum size. Peki hangi enflasyonu %36'ya düşüreceksiniz. Şimdi dediniz ya %50 faize %36 enflasyon şaşıyorum. Evet enflasyon ve faiz ilişkisi gelecek dönem enflasyonuna göredir. %50 faiz %36'ya göre avantajlı bir şeydir ama bu güven meselesi. %36 olacak mı? Biz yıllardır bize hep %5 dendi, %80'ler TÜİK'te, %180'ler enak enflasyonuyla yaşadık. Bir kere önce bir güven meselesi var. Siz TÜİK'in %62'sini %36'ya düşürebilirsiniz. Daha doğrusu sizin düşürmenize gerek yok. Enflasyonla mücadele Merkez Bankası'ndan alındı. TÜİK kağıt üstünde düşürüyor zaten. Kim inanıyorsa. Şimdi siz hangi enflasyonu %36'ya düşüreceksiniz? TÜİK'in açıkladığı %62. Bir sene sonra büyük ihtimalle de %36 açıklar da ona kimse inanmıyor. Sizin Sadık abi de inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Kimse inanmıyor. Siz şimdi %129 enek enflasyonunu kaça düşüreceksiniz önümüzdeki yıl? %36'ya düşürebilecek misiniz? Hangi politikalarla? Bir de şunu soracağım. Bir de şunu soracağım. 2024 bütçesini incelediniz mi Sayın Başkan? 2024 bütçesindeki harcama kalemlerini incelediniz mi? 11 trilyonluk bütçenin 1 trilyonun üstünde bir kere görünmeyen kalemler var. Ne demek ya bu %10 seviyesinde görünmeyen kalem? Ne demek Allah aşkına? Bir de tabii seçim harcaması demek tabii onlar. Şimdi siz seçim rüşvetleri görünmüyor. Onlar emekli maaşı, memur maaşı diye değil. Yani başka bir şeyler yapacaklar. Yok efendim yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diye bir kalemi çıkarmışlar 900 milyar liraya bütçede. O rakamlar belli ki kendi kıl payı önde oldukları belediyelere aktarılacak paralar. Siz şimdi bu bütçeyle, 2024 bütçesiyle ve o bütçenin açıklarıyla enflasyonla nasıl mücadele edeceğinizi planladınız mı? Bir de ona bakacaksınız. Ama tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesinde bulunmak, elinizdeki dolarları satın, Türk lirasına dönün demek çok büyük bir hata oldu. Sayın Başkan. Ve bakın bunu söyleyen birçok insan, siyasetçi yani biraz önce saydığım hani o bize kurta ayaz yediren örnekler de onların hepsi ya nedir yüzleri şey
kösele gibi hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar ama siz öyle değilsiniz yani. Sizin ben narin bir kişilik olduğunuzu düşünüyorum. Niye öyle olduğunuzu düşünüyorum? İlk geldiğinizden 2 ay sonra bir video çekmiştim. Orada demiştim ki, sanırım Gaye Hanım 3 vakte kalmaz gider. 3 vakte kalmaz gider dememin sebebi, hani yok 3 hafta, 3 ay bilmem ne o işin, hani hep 3 vakte diye falcılar der ya. 3 tane sebebi vardı. O sebepleri tekrarlayayım isterseniz, siz de bir düşünün. Bir, TÜİK'in bu enflasyonuyla Gaye Hanım gerçekleri ölçemeyeceğini, gerçeği göremeyeceğini anlayacaktır dedi. Nitekim o noktaya geldiniz. Buraya bir not atmış, almıştım. İki, bu hukuk meselesi var. Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve yargı bağımsızlığı konusunu sizin yurt dışındaki finans dünyasını anlatmakta zorluk çekeceğinizi söylemiştim. Bir tanesi de buydu. Üçüncüsü de size ilk başlarda hani faizle oynayabilirsin ama bunu çok kontrollü yaptıracaklar dedim. Ve zaten nitekim de çok kontrollü yapıldı. Yani geldiğiniz gün siz akarsuyun önüne değil arkasına set kurmaya kalktınız. Beşer puanlık, onar puanlık faiz artışıyla. Arkadan koşarak olmaz dedim. Hatırlarsınız. Yani barajı suyun önüne koymanız lazım. Yani %40'ı 50'yi geldiğiniz gün yapsaydınız bugünkü gibi maliyetler ödenmezdi. Bu 3 sebep size yaptırmayacaklar dedim. Bir, karşınızda TÜİK var, 2 hukuk var, 3 faiz konusunda öyle göstermelik bir özgürlük tanımlıyor diye. Ve bu diğerleri gibi narin bir yapınız olduğunu düşündüğüm için diğerleri gibi hani böyle sineye çekmeyip gidersiniz diye düşündüm. Ama bu son yaptığınız, bakın son yaptığınız Türk liralarını, aman dövizi satın Türk lirasına gidin büyük bir hataydı. Ama diğer söylediklerinizi de sizi destekliyorum. Sizin başarılı olmanızı bir enflasyon mağduru Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak da sonuna kadar temenni ediyorum. Elimden gelirse de çok yardımcı olmaya çalışırım. Ama maalesef umudum pek yok. Efendim bu bir sohbet hem izleyicilerime yönelik oldu hem de Gaye Hanım'a yönelik oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenin, paylaşın, abone olmaya devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.